Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Böyle gördüğünüz gibi yeni motor aksesuarları aldım. Kargo paketini açtım. Bir de burada önceki motordan kalan aksesuarlar var. Açık olanları göstereyim öncelikle. Delikli sele kılıfı, kaliper kapağı. Bu uymaz diye düşünüyorum. Kırmızı renk. Arka reflektör, ayak marşı için toka, çakarlı stop. Bunları takarız. Burada da sibop kapağı, sivri vidalar, bir de egzoz saplamaları var. Önceki motordan kalan arka sele demiri var. Sepet takılmayan ama spor bir görünümü var. Bunu da takmaya deneyeceğiz uyarsa. Bir de asıl bu motor için aldıklarım. Gördüğünüz gibi arka yolcu basamağı açılır kapanır olan modellerden arkadaşlar. Bir de bunları takabilmek için bu demir plakalardan lazımmış. Mecbur onlardan aldık. Burada hediye gelen sticker var. Bu nikel şeritleri ben aldım. Bunları da yapıştıracağız. Şimdi motorun bu arka yolcu basamaklarını sökmeye başlayacağız. Buradan bir bağlantısı var. Bir de sele altındaki gözü söktükten sonra burada vida bağlantısı var. Aynı şekilde iki tarafında. Bunları sökeyim, hemen montaj işlemine geçelim. Diğer tarafı da çıkardık arkadaşlar. Arkadaşlar bu siyah plakayı tam üstüne oturacak şekilde getiriyorsunuz. Şu şekilde 3 tane vida giriş yeri var. Bir tanesi bizim eski ayaklığımızın çıkan civata. Bu en arka tarafta olan boş. Sadece siyah plakayı bu metale bağlayan. Arkada bir dayanağı yok. Bizim asıl tutan şu iki vida. Bu altta görünenin şu görmüş olduğunuz motorun orijinalinde var. Harici bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece civata almanız yeterli. Onun için de ölçüsünü alıp bu civataları, bu somunları, pulları aldım. Şimdi yerine takacağız. Sağ tarafı hallettik arkadaşlar. Sorunsuz şekilde egzoza değmiyor. Herhangi bir problem yok. Bağlantısı sağlam. Zincir tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Bu eski ayaklıktan çıkan vida girişi. Bir de şurada ufak bir vidanın gireceği yer var. İki tarafı da buraya sabitliyoruz. Üçüncü vida yine boşta olacak. Üçüncü vidanın gireceği yer bu altta arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kısım boşta duracak. Oraya biz bir yine civata takacağız boş görünmemesi için. Motora bağlantısı olan iki tane asıl civata var. Yani sağlamlığı ile ilgili bir sorun yok. Evet arkadaşlar, motorun son hali bu şekilde. Şöyle açılır kapanır ayaklıklarımız. Gayet kullanışlı, çok yer kaplamıyor. Şu eskisi. Bu ikisi yani nereden baksanız 2-3 kilo ağırlık yapıyor motora fazladan. Şu orta sehpayı alırken bile ayağım çarpıyordu onu, o kadar geniş olduğu için. Videonun çok uzun olmaması için burada bitiriyorum. Diğer aksesuarlara bu videonun part 2'sinde sizlerle paylaşacağım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.